İyi akşamlar canlar dostlar arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalına herkese sevgiler saygılar. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize alakanıza sonsuz teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Bugün Trakya'nın en güzel ilimiz olan Tekirdağ ilimizdeyiz. Tekirdağ ilimizin de en masum, en sessiz olan bir ilçemiz var efendim. Tam Trakya'nın ortası Muratlı ilçesinde efendim. Burada da Muratlı ilçemizin ana cadde üzerinde olan hükümet konağı yanında taksi durağının, buranın çok meşhur bir taksicisi var efendim. Yaklaşık 15-20 yıldır taksici olan arkadaşımız, kardeşimiz olan Ahmet kardeşimin yanındayız efendim. Ahmet kardeş, bu sohbeti kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz. Ahmet kardeş, ilk önce ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Ay Yıldızı Türk Bayramımızı gösteren, iş yerine asılan müşterilere, arkadaşlara, dostlarımıza ben çok felaket seviniyorum. Çok seviniyorum. Çok iyi. Çünkü onlar bizim ulu önderimiz ve kanımız ve yıldızımızdır efendim. Bundan dolayı size teşekkür ederiz efendim. Burası bir taksi durağı, yazıhanesi efendim. Teşekkür ederiz. Ahmet kardeş, bu mesleğe nasıl başladınız? Bu mesleğe bir arkadaşımın ricasıyla başladım. Bir günlük diye başladım. Yaklaşık 15 senedir bu mesleğe devam ediyorum. İlaveten bu mesleğin güzel tarafları nedir? Geziyorsun, görüyorsun, eğleniyorsun. İnsanlarla tanışıyorsun yeni yeni. Bu sırada bir telefon geldi. Ahmet kardeşim, telefona bakabilirsin. Evet Ahmet kardeş, devam edebiliriz. Bu mesleğin güzel tarafları. Bu mesleğin güzel tarafı hem geziyorsun hem para kazanıyorsun. Hem yeni insanlarla tanışıyorsun. Çok güzel bir meslek. Ama zorlukları da var tabii ki. Ama her işin zorluklu. Biz güzel tarafından bakacağız. Şeyini bakacağız. Böyle. Bir de 15 yıldır. Bir de su var. Hani berberler gibi insanların bir kara kutuz gibi şeyi var. Evet efendim. Çünkü Türk milleti pek muhabbeti ve sohbeti çok severler. Evet seviyorlar. Çok insanla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel insanlar tanıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İnsanlar memnun. Tamam. Bu sırada Muratlı'da yaşamak nasıl bir şey? Muratlı'da yaşamak çok güzel bir şey. Küçük, şirin, evet, sessiz, insanlar birbirini tanıyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yani o yüzden mutluyuz. Burada yaşamaktan mutluyuz. O zaman herkesi Muratlı'ya davet ediyoruz. Herkes gelsinler. Muratlı'ya gelsin. Bunun yanında biliyorsunuz ki arkadaşlar, dostlar, canlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05 bir eğitim kanalı gibi görünüyor. Bundaki amacımız gençleri meslekleri üzerinden, meslekler gözünden bir onlara ana fikir vermek istiyoruz. Bu mesleğe ilgi duyan gençlerimiz, hem kadınlarımız hem erkeklerimiz nasıl, nerede ilgi duysunlar, nereden başlasınlar bu mesleğe? Bu mesleğe herkes ilgi duyabilir. Şoför. Hatta geçmiş zamanda bunların çocukluğumuzda filmleri vardı. Şoför Meleat diye. Evet Fatma efendim. Girik, bayanlar da yapabilir. Bunu yapan bayanlar da var. Gençlere öneriyoruz. Ama şimdiki gençler biraz çalışmayı sevmiyorlar. O yüzden biraz zor bir meslekte. Ama tavsiye ediyoruz yani. Nereden başlasınlar ilk önce? Ehliyetini aldı. Bir miktar ilgi duyuyorlar. Tabii. Nereden başlasınlar? Çıraklığını yapmadığı için ustalığını yapamaz tabii. İlk önce bir eğitimden geçecek. Evraklarını alacak. Ondan sonra biraz zorluklarını görecek. Bunun yanında da şoförler odasının ilavetinde devletin kontrolünde bu meslek ne diyelim? Gelişi güzel değil de tabii adam ki. Akıllı bir kontrol edilebiliyor mu? Tespit tabii, edilebiliyor tabii. Mu? Bu mesleği yapman için tabii belirli bir evraklar var. Bunları tamamlaman lazım. Bu evrakların olmadığı sürece bunu yapamazsın. Cezaları var. Bunlar sık sık denetleniyor. Çok güzel. Herkes yapamaz yani. Herkesin yapacağı bir işte değil yani. Sadece ehliyetle olmuyor. Bazı sınavlardan geçiyorsun. Bunlarda başarılı olman lazım. Bunun sınavında da şoförler odası veya Tekirdağ veya Muratlı Şoförler Odası belli dönemlerde eğitim ve kontrol nasıl oluyor? Her yıl belgelerimiz var. Bunlar her yıl yenileniyor. Şoför tamam, tanıtım güzel. Kartı, seminerlere katılıyoruz. Bununla beraber görsel bir eğitim var mı? Tabii. Araba ya, üzerinden. Yani bunlar psikoteknik belgesi var. Bunu çok alıyoruz. Güzel. Yani uygunsan yapabiliyorsun bu işi. Uygun değilsen yapamıyorsun.
Herkes ayrıca, herkes yapamıyor yani. Ayrıca bu meslekte şoför odasının şoför arkadaşı ve psikolojik bir destekleri oluyorlar mı? Yani bununla ilgili psikoteknik belgesi var. Hastaneye başvuruyorsun. Sürücü kursu yardımıyla oluyor vasıtasıyla. Yani böyle oluyor. İlaveten bizi sizin müşterilerden yani bizlerden beklentiniz nedir? Arzun isteğiniz nedir? Biz size nasıl davranmamız lazım? Nasıl arabayı binmemiz lazım? Yani müşterilerimiz zaten anlayışlı. Belli bir süredir bu işi yaptığımız için müşterilerimizi tanıyoruz. Bize nasıl davranacağını biliyorlar. Biz de onlara nasıl davranacağımızı biliyoruz. Artı bir şey yok. Yani istediğimiz. Ama bunun yanında Tekirdağ'da da ismini, cismini duydum, ünlü duydum. Bunun vesileyle artık tüm Türkiye Ahmet Kurt şoför arkadaşımızın ismini her yerde duyacaklar. Teşekkür ederiz inşallah. Bunun da ilaveti Muratlı dışınıza çıkmıyorsunuz galiba. Muratlı içindesiniz. Muratlı dışına da çıkıyoruz. Ama buradan çıkıyorsunuz. Tabii. Her yere gidebiliyorum. Türkiye'nin her yerine gidebilirim. Çok yerine gezip görmüşümdür. Oo. Müşteri götürmüşümdür. Ne mutlu size. Teşekkür ederim. Bunun yanında unutmadığınız bir anı var mı? Kısaca sonra sohbetimize, güler bir sohbetimize nokta koyabiliriz. Vallahi unutmadığım bir anı bir akşam müşteri almıştım. Müşteriyi götürmüştüm. Ben de çok sevinmiştim uzun yola gittim diye. Güzel para kazanacağımı sanmıştım. Müşteri arabadan indi ve kaçtı. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Sağlık olsun. Ahmet kardeşim, son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Son söylemek istediğim, teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerin için, tecrübelerin için teşekkür ederiz. Biliyorsunuz ki YouTube kanalı Kırmızı Elma 05 bir sosyal sorumluluk projesinde amacımız herkesi kitap okutma sevgisi kazandırmak. Bu vesile söyleşi yaptığımız sizin gibi değerli insanlara bu kitabımızı hediye ediyoruz. Bu ayki kitabımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği sözler yani Nutuk kitabını şey yapıyoruz. Bu kitabı okudukça bizi anarsanız Kırmızı Elma 05'e ayrıca destek verirseniz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok sağ olun. Yine bekleriz. Yine gelin, yine buyurun. Kırmızı Elma 05 kanalım devamlı sizin yanınızdadır. Siz çağırın biz gelelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Her zaman. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar efendim. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize, desteklerinize, beğendiğinize sonsuz teşekkür ederiz. Tekrar bizi Kırmızı Elma 05 YouTube kanalı izlemeye devam ediniz. Burada Muratlı'nın atlatırken en meşhur çekirdekçisi Üşeğin Dede yaklaşık 50-60 yıldır bu mesleği yapan, çocukluktan beri yapan bir dedemiz, babamız efendim. Artı çok güzel bir meslek. Diğer bir şeyde pazarlama mesleğinin meslekler kısmını inceliyoruz efendim. İlk önce Üşeğin Dede'mizi tanıyacağız. Üşeğin Dede bizi davet ettiği için teşekkür ederiz. Dur. Başla. 16 yaşından beri baba mesleğindeyim. Çekirdek uzmanıyım. Kendim kavuruyorum. Kendim vatandaşlara hizmetimde bulunmaktayım. Telefon, kargo gelince hepsine şey yapıyorum, veriyorum. Bu sene Hüseyin dedeciğim kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun yaklaşık olarak? Demin ben 50-60 dedim ama yaklaşık bir 60 yıl var galiba. Evet var. Var. 1955 doğumluyum. Hatta ben Tekirdağ'dan geliyorum. Tekirdağ'da bile senin ismini duydum baba. Artık galiba Muratlı, Tekirdağ, Çollu tanıyor. Artık Trakya ve Türkiye tanıyacak galiba seni. Tabii muhakkak. Bütün Trakya biliyor. Ve buraya müşterilerim ama Çerkezköy, Çorlu ve İstanbul üzerinden alışverişini yapıyor. Karga üzerinden telefonlarla müracaatını veriyorum. Bu sırada bu babacığım senin ürünleri tamamen doğal. Kendin fırınlıyorsun, kendin yetiştiriyorsun. Evet efendim. Evet, evet. Kendim. Bu sırada ürünleri tanıyabilir miyiz? Kabak çekirdeğim var, alacağım var efendim. Kara dumanım var, meşhur iri 24 kara ayar. Kara duman bu karşıdaki mi? Evet. Bir gösterebiliriz. Evet efendim, bu kara duman 24 ayardır. 24 ayardır bu. Leblebisi, kuru üzümü, karışık. Hepsi mevcuttu elimde. Bunlarla vatandaşıma hizmetinde bulunmaktayım.
Sayın Kara Duman sadece sende var galiba. Trakya'da evet, Trakya'da kendim. Diyet yapan bayanlar için çok güzel bir şey. Yavranı çok düşükmüş. Kendim ekiyorum, kendim alıyorum. Hani biçerdiverinden biçiyor. Malımı temizleyip olarak 24 ayar üzerine vatandaşıma hizmetinde bulunmaktayım. Bunlar genelde hangi mevsimlere çak oluyor? Bunlar alıcı oluyor efendim. Evet. Çok güzel malım. Tuzlusu da var, tuzsuzu da var. Kara dumanım da. Kara dumanım da bu oluyor galiba, evet, meşhur. Evet, meşhur bu oluyor. Veriyorum, hizmetinde bulunmaktayım. Bir de eskişehir olarak bundan şey yapıyorsunuz. Evet, onlar tabii evet, bunu yapıyor. Naylon torbası da şurada var efendim. Mevcutu tertemiz rolaktan yapıyorum, sıfır. Sıfır efendim. Bu da kabak şekilde kabak meşhur. Çifte kavrulmuştur. Çifte kavrulmuştur. Bunlar hepsi Çollu ilçemize mi yetişiyor? Senin tarlanda mı yetişiyor? Evet, tarlamızda yetişir buradan. Hı. Diğer arkadaşlar ekiyor. Yetiştiremediğim zaman arkadaşlarımdan da çiftçimden temin ediyorum. Şimdi bunlar genelde ne kadar yememiz lazım? Günlük ortalama bir avuç yetiyor mu Hüseyin dede? 250 gram üzerinden. Hmm. Çünkü yağlı olduğu için 200 grama da düşebilir. Hmm. Hani canın ne kadar isterse alır, yer, gene kapatır ağzını. Hani 4-5 ay gider yani. Evet arkadaşlar, şu anda biz Muratlı'dayız efendim. Tekirdağ'ın en güzel ilçesi olan Muratlı ilçesindeyiz efendim. Şu anda bulunduğumuz yer ana yol üzerinde, ilaveten hükümet konağın yanında. Bu baba 7-24 saat 365 gün buradasın kalbi Hüseyin dede. Tabii efendim, evet. Buradayım. Ayrıca duyduğum kadarıyla kargo ile Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyorsun. Gönderiyoruz efendim. Daha sonra ben bu şeyin altında, yorumların altında senin numaranı yazacağım. Evet. O numarayla bize ulaşanlar sana ulaşacaklar ve arzu ettiği miktarda, senin ayrıca banka hesapların da var zaten. Evet, oraya var, gönderecekler. Evet. Var kargo, efendim. Kargo ile ücretsiz olarak gönderiyorsun. Tabii gönderiyorum. Gönderiyorum. Çok güzel, çok evet, güzel. Gönderiyorum. Evet. Evet, karşıda da paketlenmiş kremişlerimiz var. Hüseyin dedemiz şu anda müşteriye bakıyor. Genç bir delikanlımız geldi güzelce. Delikanlı, devamlı yiyor musun bu çekirdeği? Devamlı, hiç sıkıntı yok. Evet, sıkıntı yok mu? Devamlı yiyor musun? Alışkanlığı çok uzak yerden geliyor. Dededen, sırf bu çekirdek toruna. İçim. Dededen, toruna. Evet, dededen ve toruna. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ ol, hayırlı işler. Bir müşteri daha geldi. 30 liralık alayım da. Önce iş. Bak, müşteriler sırada bekliyor. Evet, evet. Tam 60 yıldır bu noktada arkadaşlar. Muratlı'nın ve Trakya'nın, Tekirdağ'ın en ünlü çekirdekçisi. Şu anda tüm Trakya'nın ünlüsü olacak. Hüseyin dediğimiz 60 yıldır satıyor. Tıpkı 25 yaşında delikanlı gibi. Vallahi enerjine aşık oldum Hüseyin dede. Hüseyin sağ ol, dede. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. Vallahi kıskandım seni, kıskandım. Hüseyin dede, bu mesleğe ilgi duyan gençlerimiz ne yapsınlar? Bunlar şimdi bu gençlerimiz bana gelmiş olsa çok bir şeyler gelsinler, bir durumu görsün, öğrensinler bu sanatı. Hani ben iftar diyorum, yeni yetişen gençler bu işi yapsın, zevkli bir artı. Gıda işi her zaman geçerli bir meslek, geçerli, pazarlama. Gıda pazarlaması, gıda mesleği. Burada öğretmenimiz öğretmenim, var, şeyimiz var bu işin kitabını yazacak. Hüseyin dediğimiz var, 60 yıldır bu işi yapıyor. Yetişiyor işte. Yetiştirmem lazım onları. Geldiği zaman hani bana bir dua okurlar. Ebediyen hani bir sanat vermiş gibi olurum. Teşekkür ederim baba bu değerli verdiğim bilgiler için. Bu sohbeti bize davet ettiğin için, kabul ettiğin için, ayrıca çay ısmarladığın için teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Afiyet olsun. Kırmızı Elmas 05 YouTube kanalımızın kültür hizmetinden dolayı size bu kitabı şey yapıyoruz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabı efendim. Bu kitabı okudukça bizi anarsınız. Büyük ihtimalle torunlarınıza verirsiniz. Güle güle okuyunuz ve gençlerimiz de bizim her şeyimizdir. İlgine ve alakına teşekkür ederim Hüseyin baba. Sağ ol, teşekkür ettim ben de. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün halkımız okusun kitap. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ettim efendim. Tamam.